Efendim herkese merhaba, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Gece Görüşü programıyla birlikte sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenler ve programımıza başlıyoruz. Tabii artık böyle haftanın sonuna doğru da geliyoruz doğrusu. O yüzden de böyle keyifli bir şekilde programlarımızı sürdürüyoruz. Ve bugün çok böyle gerçekten benim de uzun süredir böyle istediğim, konuşmak istediğim daha doğrusu ama bir türlü bir araya gelemediğimiz bir konuğumuz var. Kimden bahsediyoruz değerli izleyenler? Efendim Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Hasan Bey, sağ olun. Nasılsınız başkanım? İyiyim şükür Allah'a. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Geçtiğimiz günlerde böyle hani kalp kalbe karşıymış. Böyle andım ben. Dedim inşallah bir ara geliriz, böyle şey yaparız, bir program evet. yaparız, ekonomiyi konuşuruz. Özellikle de şu asgari ücret zammı sonrası evet. bir değerlendirme yapalım dedik. Ama nasip olmadı. İşte bugün buradayız. O yüzden de güzel oldu, hayırlısı keyifli inşallah. Oldu. Evet. Görüşmeyelim, nasılsınız başkanım? Şükür Allah'a uğraşıyoruz. Hamdolsun. Bildiğiniz gibi iş güç malum. Bu arada sözlerimize, programımıza yeni başladık. Ben Kanal 23 televizyonumuzun 29. yıl dönümü, evet. kuruluş yıl dönümü. Evet. Ben bütün sizin nezdinizde bütün Kanal 23 ailesini tebrik ediyorum. Nice yıllara diyorum. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Şimdi tabii gündemimiz ekonomi. Evet. Ben bugün çok rahatım çünkü ekonomi olunca hiç soru hazırlamaya gerek yok. Çünkü arka arka bir sürü sorular var ve merak edilen elbette sorular var. Kesinlikle. Bu arada eminim bu programı çok takip eden de olacaktır. 538-256-2323'ten de WhatsApp'tan bizlere ekonomi üzerine, özellikle de altın çıkar mı, iner mi, ne olacak, seçim sonrası ne olacak, ilerleyen günlerde altın durumu ne olacak, hatta işte özellikle de yine döviz konusu ne olacak, bir bunları değerlendireceğiz kıymetli izleyenler. Sorularınız varsa 538-256-2323'ten bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi başkanım, az evvel ifade ettiğim gibi şimdi gündem aslında o kadar çok değişken bir gündem ki, yani evet. ekonomi üzerine özellikle. Evet. Her bir geçen gün bizim için doğrusu alım gücünde zorlanıyoruz. Yani bugün işte şu ürün 5 liraysa sallıyorum. Kesinlikle. Yarın belki 2 gün sonra, 3 gün sonra gittiğimiz zaman 10 lira. Evet. Yani şimdi işin ilginç tarafı şu, yani yayından önce de konuştuk kıymetli izleyenler. Yani bu kadar gerçekten, öncelikle şunu bir netleştirelim sonra diğer konulara gireceğim. Tabii ki. Bu kadar hızlı fiyat değişimi normal mi? Yani kimse normal olduğunu söyleyemez zaten, biz de evet. söylemiyoruz. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz, doların artışı %100 mü? %100. Evet. Yani 2021 yılına kıyasla söylüyoruz. İşte 8000 lira olan dolar kuru. Malum şu an 18 bin lira seviyesinde, evet. 19 bin seviyesinde. Petrol ürünleri zaten düştü. Ortada bir savaş var. Tamam, kabul ediyoruz. Hı hı. Yani bir doğal gaz krizi, bir elektrik krizi, bir enerji krizi var. Evet. Yani bunları %100 ile çarptığımız zaman yani %100 zam bize belki normal gelebilir. Ama bakıyoruz ki %300, %400 gibi rakamlarla karşılaşıyoruz. Bunun zaten normal olduğunu kimse söyleyemez. Biz de söylemiyoruz zaten. Bir ilginç de şu başkanım, şimdi biz mesela hepimizin yaşamış olduğu, elbette Elazığlıların da yaşamış olduğu bir sıkıntı var. Şimdi az evvel de konuştuk. Yani örnek veriyoruz, bir lokantaya gittiğimizde yani fiyatlara baktığımız zaman kesinlikle. Artık daha böyle şey geliyor. Yani absürt rakamlar geliyor. Ya şimdi Hasan Bey, onun açılımı şu. Şimdi malumunuz asgari ücrete %55 oranında bir zam geldi. Bu zamın ötesinde yani dolar kurundan kaynaklı bütün ihracat, ithalat yapan ülkeyiz sonuçta. Yani tamam, ihracatımız rekor kırıyor ama yani sonuçta cari açık veren ülkeyiz. Evet. Yani dışarıdan enerji de olsa, gıda maddesi de olsa veyahut emtialar da olsa sonuçta ihraç ediyoruz. Paramız dışarı gidiyor. Evet. Dolayısıyla bunlar tabii piyasaları seyrini alt üst eden bir olay. Ama şöyle de bir şey var başkanım. Şimdi çok fazla hızlı ilerliyor. Evet. Yani evet. işte geçen mesela sosyal medyada çok güzel bir videoya denk geldim. İşte bir araç yıkamacı şey yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor işte. Yani asgari ücreti açıklıyor. Oradan Hı. da bir görüntü var. Diyor ki işte bekleyin diyor. Nasıl asgari ücreti zam geliyor. Tamam diyor. Fiyat bu oldu diyor. Yani şimdi bizde de artık bu çok şey olmaya başladı. Yani dolar, biraz dolar abartmaya kuru, başladık. Dolar yani. Kuru gibi, altın kuru gibi yani, maalesef oldu. Evet. Yani biz özellikle devletimizden şunu rica ediyoruz. Lütfen kontrol mekanizmasını çalıştırın artık. Yani ticaret il müdürlükleri olsun, belediyeler olsun, yani diğer kurumlar olsun. Bakanlıklar var zaten. Yani Maliye Bakanlığı var, Gümrük Ticaret Bakanlığı var. Evet. Yani bunlar inanın ki yani şu böyle bir faiz zam yapanlara,
veyahut farklı işlemler yapanlara artık gerekeni yapsınlar artık lütfen. Şimdi yani, vatandaşımız yani kalkıp da tamam asgari ücret %55 oranında zamlandı. Döviz kuru tamam eyvallah %100 zamlandı. Hı hı. %55. %155. Şimdi %400'lerle. İşte dün bir kanalda işte soğanın fiyatı %300 bilmem ne kadar arttı. Evet. Ya bunlar döküyorlar inanın Hasan Bey. Siz ben de karşılaşıyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum abi. Döküyorlar bunlar çöplere döküyorlar. Evet. Ürünü azaltıyorlar. Evet. Maalesef azalan üründe de talep de olunca dolayısıyla 10 lira olacak olan rakam bir bakıyorsunuz 30 lira 40 lira 50 lira gibi rakamları tabii, görüyoruz. Bir de orada şey de var yani kendiliğinden bir de artış var. Evet. Yani bir de orada da bir sıkıntı var. Hı hı. Bilmiyoruz yani artık bu... Şimdi şöyle iki gündür bir market grubu. Tabii isimlerini söylemek istemiyorum. Biz üç i̇şte, harfler diyoruz. Yani üç harfler doğru kesinlikle. Evet. İşte 100.000 üründe bir ay şey almayacağız. Ya arkadaş sen bunu zaten %300 koydun üstüne. Zaten %400 koymuş. Koydun üstüne. Aynen. Yani sen bir ay zam yapmasan ne olacak ki? Evet. Bugün bir tanesi daha katıldı. Evet. O da işte 400 küsür tane ürünlerinde indirme bir ay süreyle. Bir ay yapma kardeşim. O ki enflasyonla bu gemide miyiz hep beraber? Bu gemide beraber gitmiyor muyuz? Ya beraber batacağız. Ya yani beraber siz de elinizi taşın altına koyun kardeşim. Bir yılda para kazanmayın. Maliyetine satın. Hı hı. Dünya ekonomik şeylerle boğuşurken kalkıp bizim fırsatçılık yapıp da para kazanma olayımız inanın ki ne Müslümanlığımıza yani ne Türklüğümüze ne de başka bir şeye yakışır. Yani yazık günah. Ben çok şaşırıyorum. Yani biz ne kadar, hangi ara bu kadar fırsatçı olduk? Katılıyorum. Hatırlıyorum. Hakikaten fırsatçı, ben şaşırıyorum. Fırsatçı yani, bir toplum olduk maalesef. Yani inanın ki savaş çıksın da dolar fiyatı işte 30-40 bin liraya gelsin. Oturup bekleyen insanlar altın yani. Fiyatı işte gramı 2 milyon olsun evet. Diyen maalesef düşünceye sahip olan insanlarımız var. Hı hı. Yani biz bunları hakikaten lanetliyoruz. Evet. Hakikaten lanetliyoruz. Bugün de yani bir söyleşide bir konuda şöyle bir kelimem oldu. Yani tabiri caizse yani sakın dedim ki dolar almayın arkadaşım. Dolar işine girmeyin. Yatırım araçları bellidir. Bir kağıt, bir dolar, euro yatırım aracı değildir. Artık bunları hayatımızdan çıkaralım. Tamam Sayın Cumhurbaşkanımız yani %60 oranında bankalara bir talimatla %60 oranında liraya geçme gibi bir çalışmalarımız başladı. Hı hı. İnşallah şu dövizi bizim hayatımızdan çıkartırlar da. Artık gerçekten çıkar mı döviz hayatımızdan? Yani çıkar, niye çıkmasın? Ama şimdi şöyle bir şey var başkanım. Benim çok yakından bildiğim insanlar evet. Özellikle de parasını dolara, euroya bağlayıp evet. Oturup işte az evvel bahsettiğiniz hı. Gibi vallahi arkaya yaslayıp seyrediyorlar ekranın alt tarafında işte kanallarda, haber hı. Kanallarında. Biliyorum. Dolar euroyu takip ediyorlar. Biliyorum Hasan Bey bizim yani sektörümüz işte, bu, bizim işimiz yani bu. Evet, yani, biz yani bunları sizin yaşadığınız biri biz bin yaşıyoruz. Evet yani öyle elbet. Ekranlar karşısında işte internette fiyatlar işte bilmem ne alış fiyatı, satış fiyatı biz bunu müşteriden de karşılaşıyoruz. Ondan, ya efendim niye müşteri diyor ki ya işte internette fiyatı bu. Ya arkadaşım internet neye göre alış satışı yazıyor? Biz bunu Maliye Bakanlığı'na, Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bunu sürekli yazışmasını yaptık. Evet. Yani bunlar vatandaşa yanlış bilgi veriyor diye. Şu an altında yani televizyonların altyazısında belki sizin kanalınızda da vardır evet. Altyazı. Yani gramda 25 lira 30 lira gibi rakamlar düşük yazıyor. Hı hı. Bunu vatandaş bize soruyor dolayısıyla. Diyor ki işte filan kanala baktık işte gramı 1100 lira yazıyor. Sizde niye 1130 lira? Ya arkadaş 1130 lira bunun fiyatı. Evet. Bu yurt dışı fiyatı. Yurt dışından gelene kadar 5 tane el değişiyor. 10 tane el değişiyor. Bunlar her değişen el 1000 lira kilograma ki yani 1 trilyon 100 milyar paradan bahsediyoruz. Çok ciddi para. Çok ciddi para da yani 1000 lira para değildir. Evet. Şimdi bunlar hepsi 1000 lira koyduğu zaman ne oluyor? 25-30 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu da bizi vatandaş tarafından yani inanın ki çok zor durumda kalıyoruz. Evet. Yazışmalarımızı yaptık. Sonucunu bekliyoruz inşallah bakalım. Peki dolar yatırım aracı değil, euro yatırım aracı değil. Evet. Yani şu an vatandaş özellikle de benzer yatırım araçları da bulmuşlar ki etrafımızda hı. Baktığımız zaman ki bizzat siz de elbette içindesiniz. Çok daha iyi biliyorsunuz. Kime bakarsam elinde telefon ya borsayı takip ediyor ki çok fazla bu özellikle son bilmiyorum bu yıl mı veya 2 yıldır 3 yıldır hayatımızda böyle bir borsa şeyi var. Herkesin elinde telefon. Maalesef. Borsayı takip eder olduk. Ondan sonra çok şükür benim öyle bir huyum yok. Allah'a çok şükür. Bizde de yok. Bizde de yok. Yani bir taraftan da tabii işte piyasayı sürekli böyle takip edenler var. Yani vatandaş burada bilinçli anlamda yatırım aracı olarak ne yapacak, ne edecek, nereye tercih şimdi edecek? Biz az önce dediğimiz gibi yani dolar euro yatırım aracı değildir ama bunu söylerken de yani
gurbette yaşayan 5 milyon tane insanımızı tenzih ederek söylüyoruz. Biz sadece adam parası zaten öyle. Yani kazandığı para zaten euro. Evet. Biz burada yaşayan, yerleşik olarak yaşayan çocuğumuz veyahut işte gencimiz veyahut büyüğümüz. Yani bunların gelip bir kuyumcudan veyahut bir döviz bürosundan işte bana 300-500 euro ver veyahut dolar ver deyip de almasından, alan kişilerden bahsediyoruz. Hı hı. Sakın yani diğer izleyicilerimiz ya da gurbette yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız bizi yanlış anlamasınlar. Evet. İthalat, ihracat yapan arkadaşlarımız bizi yanlış anlamasınlar. Bunlar zaten bu işi yapıyorlar. Mecburlar. Biz onlar. Cebine alıp da bekleten, yatıran kesimden bahsediyoruz. Yoksa elbette ki olacak. Şimdi yatırım araçları belli Hasan Bey. Şimdi altın yatırım aracı mıdır? Evet. Yatırım aracıdır. Bence en önemli yatırım aracı. Emlak yatırım aracı mıdır? Evet. Kesinlikle yatırım aracıdır. Bir de şu var. Bizim insanımız yani parayı niye biriktirir? Yarın öbür gün işte çoluğumun çocuğumun bir ihtiyacı olsun. Hı hı. Bunu karşılayayım, evlendireyim, evini alayım ya da işte bir arabasını alayım gibisinden şeylerle hepimiz çocuklarımıza yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi bu para birikirken yani atıyorum 1 milyon para. Bunun 2 milyon olmasını beklersen senin alacağın ev fiyatı da 1 milyonken belki 3 milyon olacak. Evet. Bunun da hesabını yapıyor mu acaba bu arkadaşımız? Bence yapmıyorlar. Kesinlikle yapmıyorlar. Bu şey döneminde işte dolar, euro çok hızlı bir seyir aldı ya yani evet. Başkanım. O süreçte insanlar o kadar mutlulardı ki işte para kazanıyoruz diye. Oysa ki biz birçok etrafımızda arkadaşlarımıza diyorduk ki yani bu aslında hoş bir şey değil. Yarın evet. Öbür gün işte bir araç alacaksın alamayacaksın. Kesinlikle. Ev alacaksın alamayacaksın. Nitekim öyle oldu. Nitekim evet. Geldi. Evet. Yani bugün bir sedan araç 1 milyon civarlarında fiyatlar. En kötü bir araç. Evet. En kötü bir araç. Kesinlikle. O da. Yani eskiden işte çok Avrupa'nın meşhur o markaları o fiyatlardayken şimdi normal. 3 katı 4 katı aynı fiyatlar. Sıradan herkesin böyle gündelik işte kullandığımız araçlara baktığımız zaman fiyatları milyonlara dayandı. Şimdi burada zaten işte söylediğimiz doğrulandı mı şimdi? Evet. Yani dolar aldın, %100 zamlandı. Bu taraftan ev %300 zamlandı veyahut %500 zamlandı. Yani araç gene öyle herkese. Şimdi mesela Elazığ, arsalar gene öyle. Tabii. Şimdi Elazığ'ı düşünüyorum. Şimdi siz de işin içerisindesiniz. 2-2,5 milyon, 3 milyon evler. Kesinlikle. Aynı zamanda biz inşaatçıyız. O yüzden söylüyorum. Hani, evet. Yani inanın ki rakamları telaffuz etmeye bile dilimiz varmıyor. Evet. Yani müşteri gelip şuranın fiyatı ne diye sorduğu zaman yani söylemeye utanıyoruz hakikaten. Evet. Çünkü başladığımız zaman planlamamız işte orayı yapacağız, bitireceğiz. İşte 750-800 arası satacağız. Hı hı. İşte bir ticaretimiz olacak. %10, %20 gibi bir ticaretimiz olacak. Ya inanın ki şimdi 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon gibi rakamlarla ama yani tebrik ediyorum bugün açıklanan bir ev konusundaki bir faiz evet. kararı yaklaşık 100 bin tane konutu kapsıyor. Hı hı. Yani çok güzel bir hamle. Yeni konut projesi. Ev alacaklar için çok çok büyük bir fırsat. Yani 0.69 faiz oranı yani çok iyi. Yani 15 yıl. Evet, bir 15 de 15 yıl olması yani 2 yıl, 3 yıl zaten ödemesiz. Ondan sonra tekrar evet. ödeme planlarına göre. Yani bence ihtiyacı olan bu fırsatı kaçırmasın kesinlikle. Hı hı. Yani eve ihtiyacı olan. Yatırım için zaten kimse alamıyor. Evet. Üzerine ev kaydı olmayacak çünkü. Evet. Yani onlar için çok güzel bir fırsat. Bu arada zaten emeklilerimiz ve memurlar için açıklanan %25'lik rakam malumunuz %30 gibi bir rakamlar. %25-%30 oldu bugün. Kesinlikle. Evet. Ha şimdi şu var. Gönül ister ki %100 olsun, %300 olsun. Ama sonuçta bunlar zaten bizim daha açıklanmadan cebimizden çıkan zaten rakamlar. Zaten çıkan paralar. İşte ondan diyorum artık devlet elini taşın altına koysun. Gerekli görevlileri, müfettişlerini, işte maliye uzmanlarını, şunları bunları işte artık çıkarsın piyasaya. Bu tür işlem yapanların hepsini gerekeni yapsın. Hiç affı olmasın kesinlikle. Yani tabii geç kaldığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Değil mi? Yani halbuki yani bu özellikle şimdi, artışlardan sonra yani geç kalınmış derken yani biz siyasilerimize de şimdi hakikaten onların da işi kolay değil. Hı hı. Şimdi iki arada bir deredeler. Acaba şimdi biz müdahale etsek yarın bu adam canı yanmış bize oy verir mi? Evet. Bir de öyle bir durum var. Çok sıkıntı. Bu taraftan canı yanan vatandaş var. Evet. İnanın denge mekanizması yani çok önemli. Nasıl bir denge tutturacaklar? Artık yani bulsunlar artık onu da çözümünü bulsunlar yani. Başkan ben geri dönmek istiyorum şuraya. Özellikle konut satışlarıyla ilgili mesela sizin yaşadığınız süreçte yani şu süreçte
satışların durumu nasıl? Hani inşaat içerisinde de sıfır mı? Sıfır. Ama enteresandır. Mesela dün, evvelki gün bir haber vardı. Burada aktardık. Zaman zaman ben ekonomiyle çok ilgilenen bir insanım. Takip ediyorum. Mesela arsa satışlarına, konut satışlarına baktığımız zaman geçen yılki orana, yani 2021-2022 kıyaslamasından bahsediyorum. Artış var. Bu da bir garip değil mi? Şimdi Hasan Bey şu var. Mesela yani otomotiv, çok özür dilerim, otomobil satışlarına bakıyorsunuz. Evet. Yani görüşüyorum hepsiyle, firma sahipleriyle, işte sektördekilerle. Araç yok. Hayır, araç yok. O zaten yok. Evet. Onu biliyoruz ama satış oranına baktığımız zaman hem daha çok satış var hem daha çok kar amacı var, şey var durumu. Şimdi millet... Bu da garip, enteresan değil mi yani? İşte şu an vatandaş zaten yastık altı dediğimiz, yani biriktirmiş, parasını biriktirmiş, belli bir rakama gelmiş. Onu işte kuru korumalı da değerlendirmiş ya da faize yatırmış. Malum faizler çok yükseltti biliyorsunuz. Evet. Yani adam aylık faiz veyahut 3 aylık, 1 yıllık faizler, onlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Çekmeye başladılar. Evet. Ev çekince bu sefer baktı ki araç fiyatları, faiz almış %100, belki parası 1000 liraydı 2000 lira oldu. Ama araç 500 liraydı 3000 lira oldu. Evet. Şimdi daha yükselir korkusuyla bir talep oluşmaya başladı tabii. Yani peki sayınca... o zaman bu süreç, yani bu 2022 ve 2023'ü özellikle seçime kadarı sormak istiyorum. Yani bu şu anki satışların, artışların nedeni bundan dolayı mı? Ya şimdi daha yükselir korkusu, daha yükselecek ki yani biz de öyle düşünüyoruz. Çünkü devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Avrupa Merkez Bankalarının veyahut Amerikan Merkez Bankalarının almış oldukları ekonomik, malum enflasyonları 40 yıl önceki rakamlar, yani 40 yıl sonra hep televizyonlarda duyuyoruz. 40 yıl sonra işte %30'u gördü, 40 yıl sonra %50'yi gördü falan gibisinden açıklamalar. Bu demek ki Avrupa'nın ve Amerika'nın da ekonomik anlamda hiç iyi değiller. Sonuçta bunlar enflasyonu düşürme anlamında faiz kararı alıyor. Faiz kararı alınca kendi paralarını değerlendirip emtiaya kaçan parayı faizde biriktirmek, yani kendi hazinesinde toplamak. Başkanım, enflasyon düşer mi? İnanıyor musunuz? Enflasyon düşer. Niye düşmesin Hasan Bey? Şöyle, bir gecede bizim ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla 18 bin lira olan dolar kuru 11 bin liraya geldi mi? Geldi. Niye düşmesin? Denetleme olsun. Denetleme mekanizması ortaya çıksın. Peki enflasyon düştükten her dakika, sonra? Bugün bir tane müşterimizin böyle bir şeyini söyleyeyim size. Adam diyor ki biz 2 gün önce gittik markete. Markete mal veriyoruz. Toptancı bir esnaf. Markete mal veriyoruz. Market diyor ki işte şu fiyat. 2 gün sonra gidiyoruz, diyoruz ki tekrar bu fiyat. Her gün, yani 2 günde bir, 3 günde bir ya da 5 günde bir, haftada bir, ayda bir etiketler değişiyor. Ya arkadaş, bir seferde yapın artık, vatandaş da kurtulsun. Yani olacaksa bir seferde olsun çıksın. Yani altın 2 milyon olacaksa olsun artık, yeter. Ev fiyatı 10 milyon olacaksa olsun. Artık tıkır 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 tıkır, yani sürekli bir şeyler, yani bu birilerine bir peşkeş çekme midir nedir bilmiyorum ya. Yani. Peki enflasyon düştü diyelim, hadi kısa vadede düştü. Hı. Özellikle de diyelim ki 2023 yılının ilk 6 ayında düşürdüler, seçime kadar veya seçim sonrasında. Yani fiyatlar da yine sizce artış olur mu? Valla bunun yani tabiri caizse, özür dileyerek söylüyorum, yani bunun bir de bir yarını var. Ya. Şimdi %55'lik zammın veyahut da işte %30 memur zammının, emekli zammının bir de yarını var. Bunlar acaba hesabı kitabı yapılmıştır muhtemelen. Bunların hazineye olan yani açığa nasıl bir şeyi, katkı olacak ve dezavantajı nasıl olacak? Yani bunu muhtemelen ekonomiyi yöneten insanlar bunun hesabını yapmıştır. Bir de eğer yapmamışlarsa eğer, ki vay halimize, seçim sonrası her şeyle karşılaşabiliriz ki yani devalüasyon söylentileri bile, yani şu an 18-19 dolar kuru, yarın %200, %300, %300 devalüasyonlarla bir anda 40 bin, 50 binli rakamlar, yani belki konuşabiliriz. Evet. Yani bunun önlemini almamışlarsa eğer. Çünkü sonuçta hazineden sürekli para çıkacak. Evet. Devletin kasasından sürekli para çıkacak. Vatandaşa zam yaptığı zaman, maaşına zam yaptığı zaman tamam, vatandaş seviniyor. Ama vatandaş demiyor ki ya arkadaş, tamam bana %30 zam yaptı ama, asgari ücretliye %55 zam yaptı ama 2500 lira ödediğimiz sigorta bir anda 3500 liraya çıktı. Bu cebimizden çıkmadı mı? Şimdi mesela şöyle bir olay var başkanım. İnternet medyasını biliyorsunuz. İlerleyen kesinlikle günlerde şey var. Yani hatta 13 Ocak'ta, 14 Ocak'ta
bu internet yasası çıktı geçtiğimiz günlerde. Şimdi basın ilan kurumu yönetmeliği hazırlıyor. Hı hı. Şimdi mesela Elazığ şartlarında baktığımız zaman 6 tane sigortalı göstermek lazım. İşte hı. bazı şehirlerde 12 vesaire. Şimdi 6 tane mesela işte biz kendi aramızda konuşuyoruz. Yani dahil olur muyuz bilmiyoruz ama şimdi 6 tane personelin gideri mesela bugün bir hesap kitap yaptık. Bize aylık maliyeti 100 bin lira. Şimdi oturdum düşündüm ben şimdi 100 bin lirayı her ay nasıl ödeyeceğim? Evet. Doğru. Yani şaka gibi. Gelirde bir yani, artış var mı? Gelirde ya da %100, %100 yani, artış yaptığınız hayır, zaman hayır. karşıdaki insan demeyecek mi ya Hasan Bey? Hayırdır ya sen geçen sene 50 liraya bu şeyi alıyordun, evet. ilanı alıyordun. Şimdi yani niye bunu sen 300 lira yaptın? Ya alamıyoruz. Ya i̇şte almayı da boşuna alamıyoruz. Işte. Yani biz yani. Sonuçta bunun sıkıntısını daha sonra çekeceğiz. Yani diyor. Şimdiden çekmeye başladık. Yani aslında. Kilitlenecek piyasalar yani. Allah korusun. Evet. Yani biz iyimser olalım gene. İnşallah kötümser olmayalım. Peki başkanım vatandaş yani bilinçli zaten hareket etmiyor. Onu görüyoruz. Evet. Yani üzülerek söylüyorum. Kusura bakmayın ama peki ilerleyen zamanlarda işte özellikle de size gelen giden müşterilerimize baktığımız zaman yatırım araçlarının noktasında görüştüğünüz kişiler yatırımsal anlamda bir değişikliğe gidiyorlar mı? Gitme düşüncelerinin var olduğunu söylüyorlar şimdi, mı? Şimdi tabii bunu konuşuyoruz. Müşterilerimize konuşuyoruz. Yani bunlar işte atıyorum dijital para. Atıyorum işte ben yatırım. Anlamıyorum ya. Kripto para yani. Yani dijital para şöyle ben oynayanlara da söylüyordum gene söylüyorum. Ama hiçbir tarafı mantıklı arkadaş diyorum yani. Yani şimdi 100 bin lira verdin 200 bin lira oldu. Bu zarar eden kim? Evet. Herkesle konuşuyorum. Para, herkes diyor yani ki ben işte 10 lira verdim 20 lira oldu. 50 lira verdim 100 lira oldu. Ya arkadaş bu herkes kazandı da bu zarar eden kim? E ne oldu? Dolayısıyla 60 bin dolar olan dijital para bugün 15'li seviyelerde herhalde. Evet. %400 oranında. Yani 100 bin lira parası olan adamın parası düştü 25 bin liraya. Evet. Ne oldu? İntihar edenler mi oldu? Aynen. Yani farklı şeyler yapalım. Bir de şu var. Yani bir de o paranın alıp da yurt dışına gidilmesi var. İşte evet. Biliyoruz. Evet. Evet kesin. Buna benzer şeyler yaşandı. Yani şükür ki devletimiz Allah'a şükür onları alıp geliyor. Onları alıp geliyor. Ama bunlara nasıl bir yaptırım yapılacak? Bu paralar bunların elinden alınacak mı? Mudilere dağıtılacak mı? Onları bilemiyoruz tabii. Şimdi bu kur korumalı mevduat hesapları. Evet. Yani ilk günden beri çok tartışılıyor. Yani ülkeye, devlete çok da ciddi bir gider olduğunu da hep söylüyorlar. Evet. Ki zaten baktığımızda da zaten kasadan çok para çıkacak gibi ilerleyen günlerde de şu anda da çıkıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kur korumalıyı ben çok çok iyi bir hamle olarak değerlendiriyorum. Çünkü yabancılar bizim bankalardan yani kendi bankaları. Bir sürü yabancı banka var biliyorsunuz. Evet. Kamu bankaları haricinde bir sürü yabancı banka var. Şimdi bunlar getirip de 100 bin dolar hesaba ya da 1 milyon dolar para yatırıyordu. Karşılığında milyarlarca dolar alışverişi yapabiliyordu. Evet. Açıktan. Yani forex piyasası denen bir piyasamız var. Evet. Bunu bankacılar da bilir, kuyumcular da bilir. Yani teminatını yatırıyorsun. İstediğin kadar oynayabiliyorsun. Yani %1'lik kısmını teminat, işte %99 oynayabiliyorsun. Yabancı getiriyordu bu parayı. Alıyordu. Hayali. Senin benim cebimdeki parayı alıp gidiyordu bu adam. Öyle mi? Öyle. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl Aralık ayında bu kur korumalı bir hesap denen bir sistemi çıkardı. Aslında mantıklı bir hesap. Yabancıların yani. Yabancıların bankalardaki işlemlerini kısıtladı. Şirketlerin yaptığı işlemleri kısıtladı. Dedi ki arkadaş sen 1 milyon dolar yapabilirsin. Farklı işlem yapamazsın. Dolayısıyla borsadan yabancılar kaçtı mı? Kaçtı. Dolar kuru 18 bin liradan 11 bin liraya geldi mi? Geldi. Ne oldu sonuçta sonradan? Tabii bu paralar faizlerin %18, %20'li olan kısımlarda başladı bu zaten. Şimdi %18'lik kısmını banka karşıladı. Belki işte %0.50, belki %1'lik kısmı hazineden karşılandı ki bu hazineden zaten %20'lik, %50'lik, belki daha fazla rakamlar gidecekti. Belki bu müdahale olmasaydı dolar kuru 18 bin liradan belki 30 bin lira olacaktı. 30 olacaktı. Bu hazineye zarar değil miydi peki? Evet. Sonuçta bu hamle durduruldu. Yani ben tebrik ediyorum hakikaten. Yani bir ticaret yapan bir esnaf olarak, ekonominin içinde olan bir sektör mensubu olarak yani... Tabii burada para yatıran kazandı aslında. Tabii ki. Yani tabii ki kazandı. Yatıran kazandı. Doğru kazandı. Bir hamleydi aslında. Ama ne oldu? Kesinlikle. Az önce bahsettiğimiz işte olaya geliyoruz gene Hasan Bey. Şimdi belki %100'lük rakam belki bir pay aldı.
Ama alacağı ürünler %200 arttı, %300 arttı. Ondan bahsediyoruz evet. zaten. Belki onu alsaydı şimdi daha karlıydı. Doğru. Yani para yastık altında kalmasın. Biz hiçbir zaman yani paranın yastık altında kalmasına razı değiliz. Belli bir rakamsa eğer. Yani 3 tane 5 tane çeyreği var ya da 50 dolar 100 doları var. Onları tenzih ederek söylüyorum. Ama kalkıp milyon doların varsa ya da 3-5 kilo altının varsa ya arkadaş ne yapacaksan yap. Şimdi milyon dolar derken evet. benim aklıma şu geldi başkanım. Yayın öncesinde konuştuk ya hakikaten çok üzüldüğüm bir şey var. Bizler nedense yani bu para nasıl bir şeydir ki insanların artık daha böyle yani dini duygularını da kenara bırakıp Kesinlikle. Dini yaşantılarını da kenara bırakıp. Katılıyorum size Hasan Bey. Evet. Maalesef çok üzülerek söylüyorum kıymetli izleyenler. Artık bildiğimiz yani İslamiyet'i çok böyle dört dörtlük yaşayan insanlar yani artık daha böyle bankalara paralarını yatırıp hani eskiden söylerlerdi de biz gülerdik inanmazdık. Şimdi birebir şahit olduğumuz olaylar yani olduğu bizi, için. Hasan Bey biz tabii gıybet yapıyoruz şu an sonuçta. Şimdi yani, şunu günahı boyunlarına ama yani, ama inanın ki yani kuldan bir şey saklayın tamam saklayabilirsin ama. Ama Allah'tan saklayamayız. Yani, saklamayın yani, şimdi, yani biz nice hacıları, hocaları bilmem neleri gördük. Öyle. Şimdi şunu yani, söylüyorum. İzzet Paşa'da 5 vakit namaz kılıp da aşağıda gelip kuyumcuya ya da işte vatandaşa işte faiz karşılığı para veren çok insanları gördük. Ya şimdi evet. kötü tarafı şu bankaya o milyon dolarları faize yatırıp insan öyle insanlar çok. İhlas Finans battı işte. Yani işte yani, daha isim, gibi. Yani ha, aynen isim, işte. Evet. Aynen. Yani, şimdi böyle oradaki hacıların, ki, hocaların yani tenzih ederim ben özür dilerim hacılardan, hocalardan yani böyle bir tabiri caizse söylüyoruz bunu. Hacılar, hocalar diye. Şimdi biz diyoruz ki dinini yaşayacaksan arkadaş bu haram. Başkanım, benim söylemek istediğim o değil. Anlıyorum ben sizi. Öyle bir tepkiye girmeyelim. Yanlış anlamasınlar diye yani, bir hatırlatma ben yapıyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani şahsım adına evet. söyleyeyim. Yani ya İslamiyet'e inanan bir insanız değil evet. mi? Yani İslamiyet'in her şeyini yaşayan bir insansın. Ama bir taraftan da paraya götürüp faize koyup ondan sonra böyle hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat ondan sonra hayatını sürdürmek. Bana çok ters geliyor başkanım. Yani, ya anlayamıyorum abi, ben. Gitsin sonuçta biz kuruluş yaradana gitsin hesaplarını versinler. En güzel yani en emin yeri o. Başkanım evet. artık o da bir normalleşti ve yatırım aracıymış gibi gözükmeye başladı. Maalesef. Artık dinimiz, imanımız para olmuş derler ya. Yani evet. tabiri caizse Vallahi öyle bir şey. Vallahi üzülüyorum başkanım. Şey. Biz de üzülüyoruz Hasan Bey tabii ki. Şimdi peki başkanım. Asıl soru şu şeyler de var. WhatsApp'tan gelen mesajlar da var. Bu arada mesajlarınızı iletebilirsiniz. 538-256-2323'ten de iletebilirsiniz. Ben birazdan soruları soracağım. Şimdi hepimizin sorduğu soru. Yani özellikle de şu an altın alınır mı? Alınmaz mı? Kısa vade, uzun vade. Hatta bunu cevaplarsanız arkasından da şunu soracağım. Bugün ilginç bir haber vardı. Aslında ilginç değil. Bana ilginç gelmiyor. Çünkü uzun süredir de hep böyle zaman zaman medyayı takip ettiğimiz için en azından ekonomiyi takip ettiğimiz için her yıl artışı vardı. Gümüşten bahsediyorum. Evet. Gümüş altının önüne geçti. Bir de bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi biz zaten altın yatırımcısına her zaman söylediğimiz kelimeyi gene söylüyoruz. Son 13 yılın ortalamasına baktığımız zaman her yıl için %33. Yıl bazında. Yıl bazında. Her yıl için %33. Hani bir yıl %5 olmuş. İşte ikinci yıl %50 olmuş. Üçüncü yıl %80 olmuş. Yani son 13 yılın ortalaması %33. Evet. Yani %33 kazanan hiçbir emtia yok Hasan Bey. Evet. Şimdi altın yatırım yapılır mı yapılmaz mı? Kesinlikle yapılır. Yani. Şimdi en geçen yıl başında. Tabii ki. Yıl başında 790'lı seviyelerdeydi altın. 2022 yani 1/1/2022'de 1 gram altın 800 liraydı. 790 liraydı. Evet. Şimdi 1 gram altın 1135 lira. 135 oldu. Evet. Şimdi yatırım yapılır mı yapılmaz mı? Evet. Ve biz şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki yani altında kalkıp da bugün aldığının yarın para kazanayım düşüncesinde hiçbir zaman olmayın. Uzun vadeli alacaksın. Uzun vadeli. Büyüklerimiz tabiri caizse bir kelime kullanır. Der ki ya altın yastık altı yatırım aracıdır. Yani yastık altı yatırım aracı derken de alın getir, götürün yastığın altına koyun değil. Yani orada bir biriksin. Evet. İşte bir çeyrek al. Yılda 12 tane çeyrek eder. İşte 3 yılda 30-40 tane çeyrek eder gibi. Evet. Yani büyüklerimiz hiçbir zaman şaşmamışlar bunda. Biz de söylüyoruz. Günübirlik düşünüyorsanız arkadaşım Türk parasına güvenin, Türk parası cebinizde kalsın. Bir haftalık düşünüyorsanız gene öyle. Ama şöyle ortamda bu kur korumalı çıkmadan önce inanın her gün ya bir gün 100 lira ertesi gün 130 lira. Sizin işiniz de zor başkanım. Yani nasıl oluyor? Hasan Bey ben burada yani özellikle sizlerin aracınızla şunu ben birkaç tane toptan iş yapan meslektaşlarımız var.
Ben onları tebrik ediyorum. Biz hiçbir zaman vatandaşı mağdur etmedik. Vatandaşın sattığı ürünü, aldığı ürünü hiçbir zaman almıyoruz diye bir kelime kullanmadık. Belki kulağınıza değmiştir, duymuşsunuzdur. Çoğu bölgede kuyumcular ekranlarını kapattılar, dükkanlarını açmadılar. Satmadılar. Almadılar, satmadılar. Evet, aynen öyle. Vatandaşı dolayısıyla zor durumda bıraktılar. Evet. Özellikle bankalar zaten ekran kapattı. Ekran kapattı. İşlem yaptırmadı kimseye. Ama biz Elazığ olarak hem toptan iş yapan arkadaşlarımızın sayesinde hem de biz kendimiz yani bunu o kadar yani kendimizle gurur duyuyoruz ki esnaf sonuçta vatandaş depremden çıkmış, ev ihtiyacı var. Ev ihtiyacı olduğu için işte döviz bozduracak, altın bozduracak. Yani bunları hiçbir şekilde biz geri döndürmedik. Gerekirse fedakarlık yaptık. Aynı uçakla gittik, aynı uçakla geldik. Evet. Yani böyle yollarda geçti şeyimiz ama vatandaşımızı mağdur etmedik. Ben sizlerin aracınızla, ben meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşı hiç zor durumda bırakmadılar çünkü. Biz de teşekkür ederiz. Peki Gümüş? Şimdi Gümüş, ben kuyumcuyum biliyorsunuz Hasan Bey. Yani Gümüş satan arkadaşlarımız var ama böyle kilolar bazında satan arkadaşlarımız yok. Benim hiç alanım değil. Hı hı. Hiç Gümüş'ü de bilmem. Nasıl alınır, nasıl satılır onu da bilmem. Ben gelmeden önce bana soranlar çok başkanım. Yani şimdi sadece mecbur sormalıyım. İşte ekranlarda dediğim gibi ekranlarda gümüşün fiyatı işte %50 arttı, %20 arttı, %30 arttı. Ben de sadece sizin gibiyim. Yani gümüşle ilgili ya da borsayla ilgili ya da diğer emtialarla ilgili hani altınla ilgili ne sorarsanız sorun başımla beraber hepsini cevaplarım. Evet. Yani gümüş benim alanım, bizim alanımız değil. Tamam, yatırım aracı da görmüyoruz. Biz görmüyoruz, gümüşü de görmüyoruz. Başkanım şahsen. Gelen mesajlara geçmeden önce ben şeyi de sormak isterim. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız programda Kuyumcular Çarşısı ile ilgili konuştuk. Var mı gelişme? Evet. Şimdi teşekkür ederim. Yani hatırlattığınız için benim hiç şeyimde yoktu çünkü. Yüzdük burada kuyruğuna geldik. Allah'a şükürler olsun ki. Evet. Yani bir yılla dört yıl arası kapanacak olan çarşımızı şükürler olsun. Bizlerin girişimi... Siyasilerimizin özellikle sağ olsunlar milletvekillerimiz, 5 tane milletvekilimiz. Yani 4 tane, hı hı. 4 tane demeyelim. 5 milletvekilimiz de bize bu konuda sahip sonuçta çıktılar sağ olsunlar. Ama özellikle isim yani buradan şey yapacağım. Metin Bulut vekilimiz, evet. Tolga vekilimiz sağ olsun. Bir de Sermin Hanım. Özellikle tabii Zülfü Bey'in de yani bilgisi var bu konuda ama bu 3 vekilimizin İnanın bize yani bu konuda son derece sahip çıktılar. Vakıflar Genel Müdürü'yle konuşmaları olsun. Yani bu konuda bizlere destek olması. Sonuçta biz her ne kadar İzzet Paşa Kuyumcular Çarşısı'nda esnaflık yapıyorsak da Elazığ'a mal olmuş bir yapı evet. Sonuçta. Türkiye'de de az nadir. Türkiye'de ikinci çarşı evet. Hasan Bey. Yani. Ben her zaman söylüyorum bunu. Evet. Dünyada yani Türkiye'de İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra gelen çarşı İzzet Paşa Kuyumcular Çarşısı. Evet. Yani 120 tane dükkanın olduğu. Bunun 110 tanesinin kuyumcu olduğu Türkiye'de başka hiçbir çarşı yok. Projeler çizdirdik. Geçmişte İTÜ'den proje çizdirdik. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden çizdirdik. İnönü'den çizdirdik. Fırat Üniversitesi'nden çizdirdik. 4 tane proje çizdirdik. Hı. Tabii bunların maliyetlerini hepsini bizim karşılamamız, meslektaşlarımızın karşılaması dolayısıyla. En son işte projemiz Vakıflar Bölge Müdürümüzün de bize vermiş olduğu destekle şu an Anıtlar Kurulu'na ayın 16'sında nasipse inşallah evet. Projemiz onaylanacak. Ondan sonra zaten hasar yok Hasan Bey. Hı hı. Hasar kesinlikle yok. Yani biz yani aklımızdan bizim şeyimiz mi var ki biz kalkıp da hasarlı olan bir yerde canımız orada, malımız orada, her şeyimiz orada. Biz bunu YouTube kanalında evet. Da konuştuk. Kesinlikle. Hatta o zaman konuştuk, siz söylediniz. Aynen. Yani şey yaptık, işte tespit yaptırdık tabii, vesaire tabii, herhangi bir problem aynen. Olmadığını zaten ifade ettiniz. Biz bunu söylerken yani burada bir şey yok derken bunların tespitini yaptırarak konuşuyorum zaten. Hı hı. Yani üniversiteden hocalar, bu ismini saydığım az önceki üniversitelerden hep hocalar getirdik. Tabii. Onlara ölçtürdük buraları. Ya dediler ki arkadaş burada orta hasar denen bir rakam yok. Öyle bir şey yok. Ama ne hikmetse işte bir tanesi delinin biri taşı attı kuyuya. Hı hı. İşte 3 senedir çıkartmak istiyoruz. Allah'a şükür inşallah. O zaman aynı masada çıkartacağız. O zaman şöyle yani artık yeni bir yer söz konusu değil. Gündemde yok. Şu anlık değil. Şu anda ama yok. Bizim gene büyüklerimizden, sayın belediye başkanımızdan, sayın vekillerimizden yani gene bir yer talebimiz tabii ki olacak. Hı hı. Benim projem bu zaten. Evet. Yani Allah'ın izniyle inşallah bir kuyumcu kenti Elazığ'a kazandıracağız inşallah. Yani çok da güzel olur. İnşallah evet. Yani uzun süredir başkanlık yapıyorsunuz. Yine de devam edersiniz. Gerçekten şehrin öyle bir
yere ihtiyacı var. Yani devam etme konusunda evet. Konu açılmışken son senemiz inşallah, son dönemimiz. Evet. Bundan sonra bir 3 yılımız var. 3 yıl sonra gençlerin önünü açma anlamında, onların önünü açma, onların böyle vizyonunu daha böyle ileri taşıma anlamında yani bırakacağız onlara. Gene desteğimizi tabii ki devam ettireceğiz. Tecrübelerimizden faydalandıracağız. Evet. Aynen. Yani artık bırakıyoruz. Hayırlısı diyelim başkanım. Hayırlısı inşallah. Tabii daha sonrasını daha sonra konuşuruz. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Nasipse, var nasipse. Mı düşünceleriniz? İlerleyen zamanlarda yine konuşuruz. Başkanım, gelen mesajlara da göz atalım mı? Tabii ki, buyurun. Fikret başkanımıza selamlar. Her daim yanındayız. Mücahit Saydam göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olsun Mücahit kardeşim. Evet. Şimdi bakalım. Kuyumculardan kuyumcuya fiyat farkı var. Bu konuda ne demek ister başkanım? Yani arkadaşımız kuyumculardan kuyumculara fark var derken hangi altın anlamda, hangi altından fark şey yapıyor, bahsediyor bu arkadaşımız? Yani Cumhuriyet altından alış satışta diyor şey var diyor. Hiçbir şekilde bir fark yok. Arkadaşımızdan ricamız, yarın benim yanıma gelsin. Hı hı. Bir konuşsun benimle, bakalım bir nasıl bir farkmış. Bunu bir değerlendirelim kendisiyle beraber. Evet. Ben de böyle bir farkın olmadığını kendine ispat etmek görevim benim. Evet. Yani şöyle olabilir mi? Mesela tam panoda var ama işte diyelim ki kuyumcuda 1 lira altı veya 1 lira üstü şeklinde midir acaba? Şimdi şöyle bir şey var Hasan yani, Bey. Şimdi biz şunu söylüyoruz. O da normaldir ya. Yani. Alış satış fiyatlarımız, yani siz hangi sektörde gördünüz alış fiyatlarının yazılı olduğu bir sektör gördünüz mü? Hep satış fiyatlarını görürsünüz. Hı hı. Hiçbir sektörde alış fiyatı yazmaz. Niye versin ki? Bizde alış fiyatı da yazar. Evet. Şimdi alış fiyatlarına bir rakam koymuşuz, satış fiyatlarına bir rakam koymuşuz. Buna da demişiz ki arkadaş, şu kadar indirim yapabilirsin, şu kadar düşük satabilirsin. Belki o arkadaşımız X bir esnafa gitmiştir. Bu arkadaşımız direkt ekran fiyatlarını söylemiştir. Hmm. Bir arkadaşımıza gitmiştir. Bu arkadaşımız da bu aradaki, yani biz opsiyon verdiğimiz opsiyonu kullanarak indirim yapmıştır. Farklılık budur. Anladım. Yoksa yani öyle bir farklılık falan altında zaten mümkün değil. Altın dünyanın belli her zaten, tarafında. Fiyatı dünyanın her tarafında altın aynen. Fiyatı aynıdır. Ha, 3 lira aşağı alırsın, 2 lira. Biz şey, altın satıyoruz yani, Hasan Bey. Ben şunu iddia ediyorum ben. Türkiye'de Elazığ olarak ayar konusunda iddia ediyorum bunu. Türkiye'nin en sağlam ili Elazığ'dır. Biz de satabiliriz 18 ayar, 20 ayar, 21 ayar. Biz de vatandaşımızı aldatabiliriz. Yani 22 ayar diye 21 ayar yaptırabiliriz. Ama zaten hep yüzde baktığımız insanlar. Yani biz nasıl yapalım böyle bir şey? Esnaflık yapıyoruz. Şimdi biz altın sattığımız için hiç kimse kusura bakmasın. Altında fiyat farkı falan gibisinden hiçbir şeyi ben asla ve asla kabul etmiyorum. Yani düşük satan varsa bilin ki onun da ürününde bir sıkıntı vardır. Evet. Onur Taşkan, iyi akşamlar. Teşekkürler, sağ olun mesajınız için. Daha çok böyle şey istiyorum. Yani ekonomi üzerine, altın üzerine, yatırımla ilgili eğer sorunlarınız varsa gönderirseniz sevinirim. İyi geceler Fikret Bey. Kur korumalıyı savunuyor demişler. Evet. Yabancılar bu parayı götürüyor diyor. Ve bu insanların parası gidiyorsa ne fark ediyor? Yerli, yabancı diye ifade etmiş. Şimdi yerli olur mu işte? İnsanımız zengin oluyor tabii. İşte. Yani şimdi yabancı alsın gitsin, senin insanın fakir kalsın daha mı iyiydi? Hatta şöyle bir şey var kıymetli izleyenler. Yani kur korumalı olmamış olsaydı şu an başkanım da bahsettiği gibi, evet, doları euroyu tahmin edemiyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Yani o bence de şey oldu, evet, yani doğru bir karar oldu. Yani bu şey anlamda söylemiyoruz. Hani siyasi bir görüş siyasi olarak. Siyasi değil. Biz siyasi konuşmuyoruz hiçbir şekilde. Yani tamamıyla gerçekten ekonomik anlamda baktığımızda, ama bu konuda birçok uzman da zaten bunun açıklamasını yaptı. Bence doğru bir hamleydi. Yani ben de mesela bir vatandaş olarak baktığım zaman kur korumalının gerçekten ülke açısından faydalı, doğru bir, yani belki zamanlaması yanlış olabilir, belki o konular tartışılabilir. Yani ama zamanlama tartışması da bence yerinde değil Hasan Bey. Zamanlama da bence tam zirvedeyken yapılmış olan bir hamle. Ya aksi durumda ülke ama kötüye gidecek. Gene vatandaşımızı da ben tebrik ediyorum. Evet. 80 milyar dolar gibi bir rakam, yani vatandaşımız devletine güvenerek götürdü, işte bankaya, hazineye yatırdı bu parayı. Yani ben özellikle vatandaşı da tebrik ediyorum. Bu kur korumalı hesaba katılan vatandaşımızı. Ömer Albayrak, mesajınız için teşekkürler. Başkanım size güzel övgülerde bulunmuş. Öyle ifade edeyim. Sağ olsunlar. Başkanım, şunu da sormak isterim. İlerleyen süreçlerde siyaset düşünüyor musunuz? Siyaseti bırakalım siyasetçiler yapsın Hasan Bey. Evet. Bizim siyasette işimiz yok. Peki.
Şimdi gel gelelim başkanım Elazığ'a, Elazığlılara paylaşmak istediğiniz özellikle de yatırımsal anlamda bir kez daha vurgulayabiliriz. Ya şimdi her şey yatırım değil Hasan Bey. Önce Allah herkese can sağlığı versin. Evet. Yani 2020'de yaşadığımız malum deprem. Yani günlerce evimize giremedik. Günlerce iş yerimize giremedik. Yani her tarafımız para oldu ne oldu? Her tarafımız altındı. Dükkanımız yani Allah'a şükür veyahut İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı her taraf altın dolu. İşine gidemedin, gücüne gidemedin, bilmem ne yapamadın. Ben vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Yani yatırım olsun, her şeyi para kazanalım bilmem ne düşüncesinde olmasınlar. Önce bir can sağlığını dilesinler kurban olduğumdan. Ondan sonra desinler ki nasibimiz neyse o olsun. Nasibiniz neyse o oluyor zaten. Kalbiniz temizse, dürüstseniz. Yani o gelip sizi buluyor zaten. Ha, biz söylüyoruz, yatırım araçları da bellidir diyoruz. Uzun vade düşünüyorsanız altından şaşmayın diyoruz. Hı hı. Ha, bunu altından bir kuyumcu olarak söylemiyorum. Bunu sakın yanlış anlamasınlar. Altın almasınlar. Gitsinler ev alsınlar. Arsa alsınlar. Veyahut yani bir üretim yapsınlar. Hiçbir şey yapmazlarsa yani bir üretim yapsınlar. Bence bir her işin ucundan tutsunlar. Üretim gerçekten kesinlikle çok üretim. Yani şimdi düşünün ki yılda üretip ve satmak. Tabii. 100 milyar dolar ithalat yapan ülkeyiz. Yani cari açık veren ülkeyiz. Hı hı. Pardon. Cari açık verdiğimizde yani bizim şu ürünü üretip satmamız çok mu zor? Yani üretin arkadaş, ticaret odalarımız bu işin şeylerini yapıyor. Yani sen bunu ürettikten sonra git ticaret odasına kardeşim de ki ben bunu ürettim, bunu satmak istiyorum, bana bir pazar bulun. O kadar basit ki artık ithalat, ihracat Hasan Bey. Bu eskidenmiş. Şimdi her şey kuşların başında. Evet. Yani zor bir şey değil. Onun için de diyoruz ki arkadaş üretin. Üretin, üretin. Ben son bir şey daha sormak isterim. Şimdi seçim sürecine de giriyoruz ya başkanım. Seçim sürecine girerken tabii herkesin merak ettiği soru şu. Yani özellikle de seçime kadar Nisan deniliyor, Mayıs deniliyor vesaire. Evet. Bu süreçten çok ciddi bir şimdi yazanlar da var. Ondan dolayı tekrar sormak istedim. Ciddi bir artış bekliyor muyuz altında? Şimdi altında şöyle yani özellikle alalım. YouTube kanallarında şunda burada yorumcular falan var. Böyle yani ben onlara kusura bakmayın. Densiz, ben çok ciddi anlıyorum. Ben densiz yani, diyorum bunlara. Uzman. Yani izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de hiçbir şekilde bunları dikkate almasınlar. 1450 olacak, 1500 olacak, 2000 olacak, işte efendim işte dolar bu olacak, euro bu olacak falan diye. Az önce bir örnek verdim. Dedim ki altın ortalamada her yıl için %33. %33, evet. Ben değil, onu Allah'ın hiçbir kulu bilemez. Tabii. Yani kalkıp da şimdi Amerikan ekonomisinin kötü gitmesi, Ukrayna-Rusya savaşı, atıyorum işte bizim şu anki, şu an Yunanistan'la yani, olan gerginliğimiz, evet. Bunun yanında komşularımızla bir şey süreci başladı. Suriye ile başladı, Mısır'la başladı, diğer ülkelerle başladı. Bunlarla ithalat, ihracat anlamında, Rusya bize şimdi gaz merkezi, evet, gibisinden bir şeyler var. Yani bu bizim ekonomimiz için korkunç derecede bir. Bir taraftan da yine mesela bizim 1 trilyon dolarlık şu an bizim gazımız, evet, var depoda şu an. Evet. Yavaş yavaş çıkacak onlar. Yani bunlar çıktığı zaman, ülkemiz ekonomisine katkı sağladığı zaman inanın ki yani dolarmış, euroymuş, bilmem neymiş bunları biz unutacağız gideceğiz. Şimdi nasıl şu an Avrupa'ya biz senelik işte %1 faizlerden, %2 faizlerden bahsediyoruz. İşte Avrupa'da faizler %1, %2, Amerika'da faizler %1, %2. Biz de öyle olacağız. Mesela şimdi bir izleyicimiz de demiş, evet, ki sert bir düşüş beklenir mi? Bekliyor musunuz? Yani beklenmez herhalde. Açıklama ya, olmadığı sürece. Hı hı. Herhangi bir geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından bahsediyorum iç piyasada. Rusya savaşı bitmediği sürece, enflasyonlar bitmediği sürece, düşmediği sürece. İşte faizler atıyorum düşmediği sürece. Yani biz altında ya da dövizde hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Dolayısıyla çıkış bekliyoruz. Yani bunun artık da şeyi yok yani. Yani. Ama rakamsal olarak bir şey söylememiz tabii, tabii ki söz konusu değil. Bir anda her şey olabiliyor. İşte bir günde neler, evet, yaşadık biz. Evet, evet, o yüzden de tabii şu bir gerçek yani. Elbette artış beklenilebilir. Beklenilebilir kesin. İstanbul Kuyumcular Odası eski başkan yardımcısı Mustafa Tiryaki, Fikret Başkan'a çalışmalarında başarılar diliyorum diye de ifade etmiş. Mustafa abiye saygılar sunuyorum. Çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir hemşerimiz. Aynı zamanda geçmiş dönemde Kuyumcular Odası 2. Başkanı'nı, evet, görevinde bulundu. Sağ olsun Mustafa abimiz. Gene meslektaşımız aynı zamanda. Ben selam ve saygılarımı iletiyorum kendisine. Başkanım söylediniz ama son olarak yine bilmiyorum eklemek ister misiniz? Özellikle de asgari ücret 8506 lira oldu. Evet. Sonra işte %30 bugün emeklilere, memura zam verildi. Şimdi Hasan Bey eğer bunlar
zam olarak bizden geri alınacaksa asgari ücreti lütfen 3000 liraya düşürün. Yeter ki zam olmasın. Yani 8500 lira oldu ama bu tarafta enflasyon tekrar işte emtia fiyatları, gıda fiyatları işte %300'lü rakamlara zam geldi. Ne anladınız siz 155'li artışlardan? Evet. Ha, gönlümüz ister ki tamam 155 değil de %155 yani şey artsın. Hı hı. Asgari ücret diye para verilsin. Burada yani sonuçta 10 milyon tane asgari ücretle çalışan insanımız var. Tabii bunların hepsi özel sektörde. Yani acaba bunlar hesapları yapıldı mı bunların? Yani %55 yapıldı ama ithalatçı, ihracatçı nasıl bu parayı verecek? Esnaf nasıl bu parayı verecek? Ben en çok esnafın bu konuda mağdur olduğunu düşünüyorum. Şimdi o zaman da kalkıp da serzenişte bulunmayacağız. Esnaf zam yaptığı zaman. Yani esnaf bir ürüne %100 zam yaptığı zaman o zaman demeyeceğiz ki arkadaş sen niye %100? Ben şunu belirtmek istiyorum özellikle. Ben İzzet Paşa Kuyumcular Çarşısı vakıflar üründür, malıdır biliyorsunuz Hasan evet, Bey. Biliyorum. 97 tanesi İzzet Paşa Vakfı'nın, 24 tanesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün. Ben de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir kiracısı olarak evet. konuşuyorum. Benim bu senelik kiram %70'li rakamların üstü, İzzet Paşa Vakfı %70'li rakamların üstü kira artışı. Artık ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Evet. Yani %70 kira zammı devlet artırıyorsa eğer esnafına, bu tarafta da yani %55 verdin. O zaman %70 niye bana zam yaptın arkadaş? Enflasyon yani enflasyon rakamları ya da sen asgari ücretliye %55 zam verdin. Benim kiramı niye %70 arttırdın? Burada en çok mağdur olan aslında küçük esnaf başkanı. Küçük esnaf kesinlikle. Orada çok yani bunu her zaman söylüyoruz. Mesela dün evvelki gün yine evet. mesela şey de vardı. Zaman zaman başkanlarımızla da konuşuyoruz. Özellikle de Bağkurların şeyinden EYT bahsediyorsanız ilgili, eğer evet. Özellikle de EYT ile ilgili zamanımız da bitti hatta. EYT ile ilgili mesela işte bu konuda çok mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Aynen öyle. Ki haklılar da. Ya şimdi Hasan Bey yani esnafın burada kabahati ne? Evet. Ben 11.300 günden emekli olan bir insanım. Evet. Aldığım maaş inanın ki söylesem gülersiniz. Yok düşük biliyorum. 3500 lira. 3500 lira evet. Şimdi 5500 lira olmuş. Hı-hı. Ya 11.300 günden emekli olmuşum. Bu tarafta siz 5500 günden emekli ediyorsunuz. 6000 günden emekli ediyorsunuz. Esnafın ne kabahati var burada? Evet. Esnafı da aynı şeye soksaydınız peki? 9000 olmasın da esnaf. Zaten bu ülkenin yani temel taşı esnaf. Bütün evet. zorluklarına göğüs geren esnaf, vergisini ödeyen esnaf, Bağkur'un sigortasını ödeyen esnaf. Yani bunların günahı ne? Bunların kabahati ne? İnşallah uzun zaman değil. Tekrar bir değerlendirme yapılmasını bu konuda evet. özellikle yetkililerden rica ediyorum. İnşallah tabii İnşallah şey uzun uzadıya yine bir başka programda başkanım tekrar konuşuruz. Nasipse inşallah. Sizleri ağırlarız ve en azından vatandaşların sorularını da cevaplamış oluruz. Ben aydınlatabildiysem yani sorulan soruları cevap verebildiysem ne Tabii mutlu. Biraz karma gittik. Olsun. Keyifli çünkü zaten ekonomi spontane, olacağı spontane çok zaten evet, evet aynen. Yani. Biz de ben de onlardan biriyim zaten. Evet, yani bizim evet. de bir özelliğimiz yok. Biz evet, de halkın esnafım. İçinde olan bir esnafız. Evet. Yani onların serzenişlerini biliyoruz. Dolayısıyla yani taleplerini de biliyoruz. Her şeylerini de biliyoruz. Dilimizin döndüğünce de burada anlatmaya çalışıyoruz. Başkanım çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Tekraren kanalımızın 29. yılı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler başkanım. Efendim Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı bizlerle birlikte oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir programda yine de ağırlarız kendilerini ve ekonomi üzerine de uzun uzadıya konuşuruz. Kısa bir ara gidelim. Aradan sonra günün gelişmeleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız.